Bu program sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Golvar.com'da maç tahminleri, skor tahminleri ve gündeme dair son dakika haberlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda sponsorumuz golvar.com çok yakında bir forma çekilişi düzenleyecek. Sadece kanalımızın abonelerine özel, belki bir şartla Twitter hesabımı takip etmek olabilir. Lütfen arkadaşlar bir an önce kanalımıza abone olun. Sonra bir günle iki günle çekilişi kaçırmayın. Bir diğer hatırlatmam da şu arkadaşlar. Olabildiğince videolara yorum atalım. Çünkü kanalımız üzerindeki şikayetlere, sıkıntıları atlatmamız için. ister emoji ile 15 defa sarı lacivert kalp atın ister. Ne mutlu seni seveni yaşa Fenerbahçe yazın. Yeter ki bol bol yolum, yorum atalım arkadaşlar. Beğenilerimizi, yorumlarımızı eksik etmeyelim. Kanalımızın selameti için. Fenerbahçe'de gelişmeler var Serdar Aziz sevinci yaşanıyor Fenerbahçe'de biliyorsunuz Sivas Spor maçında sakatlanmıştı Serdar Aziz ve topla çalışmalara tekrar başlaması da teknik heyeti sevindirdi çünkü e, biçilen e, sakatlık süresi çok daha e, uzun gibiydi. Zaten bir hafta hani 5 Şubat'ta oynanacak Başakşehir maçında zaten forma giyemeyecek sarı kart cezalısı <laughs> e, ama o günkü sarının iptali söz konusuysa falan bilemem. Yani kural gereği falan sarı kartı iptal edildiyse bilemem. Ama haberde 5 Şubat'taki Başakşehir maçında formasına kavuşabilir şeklinde bir de bulunmuşlar. Bilmiyorum herhalde ben atladım. Nova Ansa tedavisi sürüyor. Fenerbahçe'de transferde şu anda hedef Roland Salai kanat transferinde. Bakın arkadaşlar şimdi hep aynı tip haberleri yapıyoruz. Sonra diyorlar ki hocam transferde son nokta nedir son durum nedir? Videoları izleyin. Canlı yayın yapıyoruz tekrar tekrar soruyorlar lütfen canlı yayınlarda bakın Eğer Fenerbahçe'liyseniz, eğer bu kanalın müdavimiyseniz, Bu kanalın devamlı takipçisi iseniz Bizim yerimize siz söyleyin Hocam Roland Salah ile ilgili durum nedir ya açın videoda izleyin yazın arkadaşlar biraz da siz cevap verin Şimdi Hep biz söyleyince sanki kötü niyetli gibi oluyoruz sanki biz böyle her geleni ters gibi oluyoruz Asla böyle bir durum yok Yani edebiyle soru soran herkese cevap vermeye çalışıyoruz. Gerek ben gerek Buran, gerek başka editör arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz. Ama lütfen sizler de aynısını söyleyin. Bak hakkınıza girdirmeyin kimseyi. Ben sizin hakkınızı muhafaza etmek için milletle kötü oluyorum. Biraz da siz kötü olun. Yani adam orada açık açık şey yazmış ya. Şu geliyor mu? Bu geliyor mu? Hele hele üye arkadaşlar. Yani bazı üye arkadaşlarım yemin ediyorum banlayacağım artık. Vallahi de billahi de artık banlama noktasına geldim. Bir gün önce üye yayını yapmışım açık açık konuşmuşum çok iyi hatırlıyorum çok net hatırlıyorum Soruyu sormuş cevabını vermişim başka soru sormuş cevabını vermişim Üye yayınlarında öyle oluyor 50 tane soru sorsalar 50'sine de cevap veriliyor arkadaşlar Hani o verilen 10 liralar var ya 10 lira verip üye oluyorlar Aynı arkadaş herkese açık yayında tekrar tekrar aynı soruyu soruyor Yemin ediyorum artık direkt engelleyeceğim umurumda değil Hocam ama öyle yaparsan üye olmaz umurumda değil ya ya başka niyet çok başka ya. Yani sapıkça bir niyet var orada. Ben orada onu seziyorum. Kimsenin hakkına kimseyi girdirmemeyi elimden gelince özen gösteriyorum. Şimdi <laughs> Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal bir rapor verdi ve İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe transferde harekete geçti. Biliyorsunuz kanat bölgemiz çok sıkıntılı. Kanat bölgemizi güçlendirmek istiyoruz ve aradığımız ismi Almanya'da bulduk diyor. Daha doğrusu önerildi diyelim. Şimdi Freiburg'da kariyerini sürdüren Roland Salay. Biz Roland Salay ile kadromuzu güçlendirmek istiyor muyuz? Daha doğrusu Roland Salay'i bize getirmek istiyorlar. Ve 19 maça çıktı bu sezon. 1 gol 1 asist. Evet performansı düşüşte. Ancak Alman liginin bizim lige göre olan sertliğini düşünmenizde fayda var. Oyuncunun menajerlik şirketi Rogon. Aa hocam Rogon'un arka bahçesi olduk. Rogon'un çöplerini olduk. Ali Koç bizi Rogon'a sattı. Rogon'un yeni sponsoru. Ya sponsor iyi bir şeydir. Gerçekten iyi bir şeydir. Bak benim sponsorum golvar.com. Adamlar diyor ki hem golvar.com'u büyütelim hem kanalını büyütelim. Forma çekilişi yapalım. Ne güzel. Ne güzel arkadaşlar. Yani sponsor iyidir. Doğru sponsoru bulursan tabii. Ben doğru sponsoru bulduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'de e, Roland Salah'yı getirecek ama önce e, biraz yabancı temizlemek lazım. 12 milyon euro piyasa değeri var. Kariyerinde 194 maça çıkmış. 27 gol, 21 asist. Ancak oynadığı ligler malum. Gelişmeye açık. Potansiyelli bir oyuncu. Her şeyden öte. Macar. Türk yani. Onu söyleyeyim. Tabi transfer haberlerinde Fenerbahçe'ye kötü haber demiş. Elneni transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber demiş. Önce şunu belirteyim. Haberin başlığı bu şekilde. Yani duyumlarla başlıklar aynı olmayabiliyor. Kapak resmine yazıyorum işte. Yeni teknik direktör hayırlı olsun. Arkadaşlar diyor ki aa böyle yazdıysan kesin gelmeyecek. Lan ne biliyorsun? Hocam öyle oluyor genellikle. Ya arkadaş adamlar bir şeyler yazıyorlar. Ben de duyumlarımı aktarıyorum. Ya sonuna kadar sabırla izlemeniz lazım. Bizim kanalın özelliği bu. Şimdi Arsenal'in orta sahası Muhammed Elnen'in Fenerbahçe'ye transferinin bir noktada olduğu ancak artık daha az olası göründüğü bildirilmiş. Kim bildirmiş? Şey yok. Fenerbahçe Vedat'ı elden kaçırdı demiş. Ee, gündeminde olan Muhammed Elneni'den de kötü haber gelmiş. Kötü haber tez duyulur ama. Transferi mümkündü. İngiliz medyası Arsenal'ın orta savuncusu Suudi Arabistan'dan ilgi görüyor. Gazeteci James Bengi'ye göre elinin Arabistan'dan gelen cazip tekliflere rağmen sözleşmesinin sonuna kadar Arsenal'de kalacak. Gazeteci Mark Mann Bryans'a göre ise Elneni'nin Fenerbahçe'ye transferi hala mümkün. Ancak olasılığı eskiden çok daha düşük. Elneni tüm müsabakalarda sadece 422 dakika oynadı. Ve bu 5 maça bile ulaşmadı. Thomas Porti ve Granit Shaka mevcut olduğundan büyük bir şansa sahip olması da pek olası değil demiş. Ben de tam aksini düşünüyorum. Ben de Elnen'in transferi çok 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 mümkün diyorum. Hadi ateistler bunu da açıklayın. Bak size bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok zeki arkadaşlarımız bunu lep diye ben lep demeden hocam çorum diyecek. Bak iyi dinleyin. Fenerbahçe'de Luis Gustavo tedbir amaçlı takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmış bugün. Tedbir amaçlı. ama Takımdan ayrı tedbir amaçlı çalışıyor. Bilginiz olsun. Transfer şey tedbir amaçlı çalışan futbolcularımıza da saygımız var. Filip <laughs> Novak da günü tedaviyle geçirmiş. Serdar Aziz İrfancan Kahveci günü bireysel idmanlarla sürdürmüşler. Ama Luis Gustavo'nun e, tedbir amaçlı ee, özel programda aynı çalıştığını lütfen kimse unutmasın. Vedat Murici biliyorsunuz Mallorca ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gitmiş. Ee, 1 milyon euro karşılığında kiralanmış ve opsiyon 12 milyon euroymuş. İlginç. Çok ilginç. Ya dakika başı Fenerbahçe'ye yazılıyor. Bak ben transferde kimi örnek alıyorum biliyor musunuz? Fiorentina'yı. Dikkat edin bir de siz araştırın Fiorentina'yı. 75 milyon euro'ya Vlahovic'i satıyorlar. Hemen o günün akşamına 14 milyon euro'ya Cabral'ı çekiyorlar. Hocam onun konuşuyor? Sabral, Cabral, Kebral, Kıbrıl, Kıbrıs. Yani bak adamlar 75'e futbolcu satıp 14 alıyor. Bence çok zekice. <laughs> Bence çok zekice. Fenerbahçe şimdi Ronald Salah'ı 3.5 milyon euro'ya alsa, 8'e satsa kar mı? Kar. 15'e satsa iki kar, ya felaket kar. 50'ye satsa dehşetül vahşet kar. İşte bizim dehşetül vahşet kar yapmamız lazım. Antalya Spor Daigı Diego Costa'ya 1.2 milyon euro maaş 2 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık resmi teklif yapmış. Yani 6 ay 6 ay 1.2 milyon euro maaş benim anladığım. İki yıl opsiyon devreye sokmuşlar. Yani şu kadar oynarsan uzar şöyle böyle diye e, şeklinde. Yani Diego Costa'ya bu teklif de bulmuşlar. Biz istediğimizde 4 istiyordu arkadaşımız. Yoksa benim istediğim hayvani forvetlerden birisi. Luis Suarez, Diego Costa futbolu bıraktı. Agüero bırakmasaydı çok iyiydi. E, durum bu. Ha! <laughs> Michael Olunga. Herkes bunu soruyor. Michael Olunga var ya. Şimdi Olunga şöyle bir olay var arkadaşlar. Olunga bize önerildi. Yani biz gidip de teklif yapmadık. Bize önerildi. Biz dedik ki düşünelim biz bir. Bize bir müsaade edin düşünelim dedik. Biz Olunga'yı düşünüyoruz. Bakalım Olunga bizi düşünecek mi? Ama e, şöyle söyleyeyim. ipler bizim elimizde desem yalan söylemiş olmam. Olunga için diğer forvet adaylarını biraz bekleyelim de arkadaşlar hangisi olursa. Artem Doybuk. Bu arkadaşı hala soruyorsunuz. Israrla soruyorsunuz. Sizi kırmayayım. Canlı yayınlarda cevap vermem ama burada cevap vereceğim. Biz eee <laughs> Doybuk için yoklama çektik ama avucunuzu yalayın çünkü avucunuzu yalamak bedava dediler. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu da tamam. Başka kimi konuşacağım? Malatya Spor Sinan Gümüş için resmi teklifte bulunmuş. Bu benim duyumum değil. Bildiğiniz olsun. Malatya Spor resmi teklifte bulunmuş. Serdar şey, Sinan Gümüş için. Ama Sinan Gümüş gitmek istemiyormuş. Ee, gitmesin. Turşusu çıkana kadar beklesin. Futbol hayatı da bitsin. <laughs> Bizden sonra da herkes dolandırıcı gözüyle baksın. Hiçbir takım almasın. Kendi bilir. Yani kendi bilir. Biz bugün kimleri görüyoruz ya? Gökhan Emreciksin vardı Fenerbahçe'ye geldi ve şey diyordu. Arkadaşlarım bana yeni Ronaldo diyorlar. Benim lakabım Ronaldo diyordu. Şimdi herhalde bölgesel amatör lige kadar düştüm. Gökhan Emreciksin, <laughs> Abdülkadir Kayalı vardı bir de. İkisi birden Ankara gücünden gelmişti ya yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> geleceğin futbolcusu, geleceğin sporcusu şöyle böyle falan filan. Ya futbolcu kendine bakmazsa... Bakın bu bir e, ne diyeyim size... Bu binanın en üst son katına çıkmak gibi bir şey, futbolculuk. en son katına çıkıp çatıda, çatıda top oynamak gibi bir şey ya, yani çatıda yürümek gibi bir şey futbolculuk. Kendine dikkat etmezsen o çatıdan aşağı bir anda düşersin. Ya yani ne, hangi ara düştün, hangi ara ayağın kaydı, hangi ara zemindesin hiç anlamasın. Kendine dikkat edersen de o çatıyı dümdüz hale getirirsin. Yani eğimli değil de basa basa kırarsın o kiremitleri, çatıyı dümdüz yaparsın. Hiç kimse seni oradan aşağı indiremez. Ya mesela Cristiano Ronaldo. Adam herhalde 40 yaşına da gelse Ronaldo Ronaldo'dur. İnşallah bizim futbolcular yabancı futbolcuların gece hayatını değil de gündüz hayatını önemseler. Abu Meyang bir kardeşimiz sürekli Abu Meyang'ı soruyor. Sonra aynı kardeşimiz Abu Meyang'ı sorduktan sonra ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorsunuz siz. O kadar güzel bir kardeşimiz ki yani e, a, arkadaşımız teşbihte hata olmasın tıpkı e, şey köpekleri gibi böyle Doberman köpekleri gibi arkadaşımız. Abu Meyang'ı geliyor soruyor <laughs> var mı ilgimiz alakamız yok diyorum. Aradan 2-3 gün geçince canlı yayına geliyor diyor ki sahtekar hani Abu Meyang gelecekti diyor. Yani ha Doberman köpeği ha o arkadaşımız e, çok benzer özellikleri var. Muhtemelen genetiğinde de vardır. Bir ailesini, bir kütüğünü bir araştırsın. E, muhtemelen bir bağlantısı vardır o köpeklerle. E, illaki İlla vardır. Yani atası falan beslemiştir o köpeği. Ya da ne bileyim o Doberman köpeklerinin e, evriminde falan haberleri vardır. Baksın. O arkadaş üzerinde bir kez daha söylüyorum. Abu Meyanga hiçbir şekilde alakamız yok. ilgimiz yok. Fenerbahçe'nin kapısından içeri girmeyecek giremeyecek bir forvet. Hani <laughs> Real Madrid Barcelona seviyesinde bir forvet. Bize gelmeyecek. Fenerbahçe'den işi yok. Abu bir daha soran olursa ee, Doberman şey arkadaştan bir alakası olduğunu düşünüp direkt engellerim. Sonra hocam gönlümüzü kırıyorsun. Bize Doberman diyorsun. Demin ben kimseye Doberman demiyorum. Arkadaşın e, özelliğini biraz benzettim sadece. <laughs> Söylemek istedim. Transfer piyasasının bitişi. Suudi Arabistan Ligi bugün 23.59'da bitiyor. Keşke Luis Gustavo'yu kitleyebilseydik. Ki. Kap da gelseydi. Almanya Ligi 31 Ocak Pazartesi günü saat 20'de. Serie A 31 Ocak Pazartesi saat 22. İngiltere Premier League 31 Ocak Pazartesi gece saat 2. La Liga 31 Ocak Pazartesi o da gece saat 2. Fransa Ligi 31 Ocak Pazartesi o da gece 2. Yani yok kim gidiyor, yok Atilla Salah'ı gidiyor, yok ırt gidiyor, yok vırt gidiyor, yok zırt gidiyor. Ee, herhalde şimdiye belli olurdu. Ama tabii benim kafamdaki iki düşünce var. Miha Zayt ve Pelkas düşüncesi. Çünkü bu iki kardeşimiz, bu iki arkadaşımız Hal City'nin ciddi radarındaydı. Bakalım Hal City alacak mısı yoksa devam edecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar tekrar rica ediyorum. Lütfen atabildiğiniz kadar yorum atın. Kendi yorumunuza cevap yazın. Ona cevap yazın. Ona cevap yazın. Şu videolar 500, 600 belki de 1000 yoruma ulaşsın. Beğeni arttırın arkadaşlar. Bakın görün bakın ne kadar izlenmeler artacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.